Örümcek ağı uygulamalarında ve ip askı uygulamalarında PDO dediğimiz iplikleri kullanmaktayız. Yine bunlar çeşitli boylarda ve çeşitli şekillerde olabiliyor. Bu iplerin özelliği cilt altına uyguladığımızda bunların etrafını kolajen ve fibroblast hücreleri kaplayarak cildin altından itibaren bir toparlanma, sıkılaşma sağlamalarıdır. Etki süresi seansla da doğru orantılı olarak 2-3 yıl sürmektedir. Genelde hastaya hangi bölgeyi istiyorsa o bölgeyi çalışıyoruz ama genel bir sarkma önleme amaçlı ya da anti-aging amaçlı istiyorsa tüm yüz, boyun, gıdık çalışıyoruz. Bir 3 hafta sonra veya 4 hafta sonra rötuş uygulamaları olabiliyor. Eğer ciltte sarkma çok fazla ise önce örümcek ağını uyguluyoruz. İdeali 3-4 ay sonra ip askı uygulamaya geçmek. Bunun da nedeni PDO liflerin görevini görmesi, elastin ve fibroblastları oluşturması, ciltte gerçek bir gerginlikten sonra ihtiyaç olduğu kadar iple asmamızı sağlamasıdır. Örümcek ağı uygulamalarının etkisi genellikle 2-3 yıl sürmektedir. Ama tabii ki bu da genetik faktörlere, yaşam faktörüne ve çevresel faktörlere bağlı olmakla birlikte 3-4 yıla kadar değişebilir. Siz yemeğinize dikkat ediyorsanız, uykunuza dikkat ediyorsanız, sigara alkol kullanmıyorsanız, güneşten korunuyorsanız, bol sıvı tüketiyorsanız ve yine cildi nemlendirici ürünleri kullanıyorsanız bu etkiyi 4 yıla kadar uzatmak mümkündür. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Örümcek ağı ve ip askı uygulamalarında önce örümcek ağını ördürüp 3-4 ay beklemek, daha sonra askıyı uygulamak gerekir. Bazen hastalarımız çok acele ediyor. İkisini bir seansla ve fazla etki görmek istiyor. Bunu hastalara detaylı anlatarak ikili tedavinin daha etkin ve uzun süreli olduğunu açıklamak gerekiyor.